söyledim. Geline hanımefendi demeyeceksin diye. Küçük hanım diyeceksin dedim. Bana inat hanımefendi diye sesleniyorum. Çektim bir yana. Bu evde hanımefendi benim, anladın mı dedim. Ama kafa yok ki kızda. Başını sallıyorsun ama hiç oralı olduğun yok. Yine aklın Yuşağı Tepesi'ne gitti anlaşılan. Düşünebiliyor musun? Karadeniz'den Boğaz'a giren gemilerin birdenbire karşılarında gördükleri dev bir Fatih Sultan Mehmet heykelini, gemilerin düdüklerini çalarak selamladıkları dev bir Fatih Sultan Mehmet heykeli. Sen benim söylediklerimi duyuyor musun? Sen de duyar mısın, duymaz mısın belli değil. İşine geldiği zaman öyle bir duyarsın ki. Su çok güzel. Siz de girseydiniz keşke. Girmeyecekseniz vapuru kaçırmayalım. Aceleniz ne? Gece kalırsınız burada. Dünyada bırakmayız. Akşam sofra kuracağız. Değil mi Dündar Bey? Yo yo, gidelim. Hem yoldan Şükrü'yü de alacağız. Beklemesini söylemiştim. Hangi Şükrü? Torunumun arkadaşı, fakülteden. O da mı konağa yerleşti yani? Evet. Benim gibi o da yerleşti konağa. Leman Hanım sevdiklerini dünyada bırakmaz. Hadi toparlanalım. Zaten... Dündar Bey şükür. Galip hadi gidiyoruz. Ben de çok memnun oldum. Rüsumattan Kazım Bey değil misiniz? Evet efendim, bendenizim. Oo, benzettiniz. Davut Bey'dir kendileri, eşim olurlar. Rüsumatta da hiç ilişkileri olmamıştır. Demek bulunmadılar. Hayır, bulunmadılar. Kusura bakmayın. Hürmetler efendim. Beni tanıdılar. Yok canım, ne tanıması? Benzettiler seni. Sen rüsumatta çalıştın mı? Yok, çalışmadım. Öyleyse neyi tanıyacaklar? İnsan insana benzer. Kız, Nesime! Nesime! Aç şu kapıyı Nesime! Kız! Açsana şu kapıyı! Buyur üstadım, sana Nora'yı tanıtayım. İşte Nora, bir bebek evinin Nora'sı. Ne o, ne bu tafra? Bu adamı iyi tanı. Müthiş bir aktördür. Geçsene şöyle, rahatına bak. Bırak beni. Öp onu. Onu kardeşim. Öpüşün. Nacı ayıp oluyor. Nacı yapma. Nacı yapma. Ya tamam tamam, bırak da öpeyim. Bu Muammer'le aileyi anlayamıyorum. Ama suç benim torunumda. Avukat oldu, adam olamadı. Saydırmıyor kendini. Söylediklerimi dinlemiyorsun. Gün geçtikçe ilgin azalıyor bana. Merhaba efendim. Damat nerede? Ha işte geliyor. Yo damat, yüzün sarardı. Saati üzüldüm. Demin helada yere düşürdüm, kırıldı. Aman kendini tut. Eve kadar bayılmamaya bak. İskelede bir taksi çevir, çarşıdan geçelim. Şükrü'yü alacağız. Tembihlemiştim, bizi bekleyecektir. Buyurun.
tanımadın mı beni Melahat? Ben Galip Bey'in yeğeni. Aa, Nesime Hanım. Hayrola? Buyurun, buyurun, içeri girin. Teşekkür ederim. Şükrü bu evden gidecek. İstemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum. Aa, annemin asıl varisi ben değil mi? Bu evde annemden sonra benim sözüm geçer gelin hanım. İş varislikle olup bitecekse benim kocam da annenizin varisi. Rahmetli ablanızın hissesi ona, Özoğlu'na düşer. Böyle konuşmayın Mürşide teyze. Hem unutmayın ki anneniz hayatta daha. Ayrıca Şükrü'yü bu evde en çok seven de o. Anlamadım. Şükrü'yü en çok seven annem mi? Şükrü'yü en çok sen seviyorsun kızım. Kimden saklıyorsun? Tamam, kocanın arkadaşı ama... ...bu evde senin için bu kadar zamandır kalıyor. Çünkü seni seviyor. Bilmiyor muyuz? Kocana ne bakıyorsun öyle? Olabiliyor bunu ama ses çıkarmıyor. Yakasından tutup dışarı atamıyor. Gel postu sersen Şükrü Paşa konağına. Ondan sonra da arkadaşının karısıyla... Gel. Yeter artık! Terbiyesiz! Küstahlık ediyorsun sen! Kocam benim hakkımı korumazsa ben kendi hakkımı korumasını iyi bilirim. Gene ne yaptın? Hiç! Bir ben fazlayım bu evde! Baba! Ne oldu? Çok oluyor artık. Sarhoşsa sarhoş. Ben bir sarhoşun terbiyesizliklerine göz yumamam, anladınız mı ne beni? Ne dedi? Torununuzdan öğrenin. Deliler! Hep! Ben sokağa çıktım mı birbirlerine giriyorlar. Melahat! Melahat neredesin kızım? Kızım sofrayı hazırla, açlıktan ölüyorum. Ben toparlamasam sokaklarda kalacak. Para, pul, ev, var, iş, gün. Hiçbir şeyiniz yok. Ama hepiniz küçük dağları ben yarattım havasındasınız. Bir şu Galip iddiasız içiniz. Doğrusu onu da anlayamamışsınız ya. Ne bekler, ne ister bu dünyadan belli değil. Öyle değil mi damat? Ben talihsiz bir adamım. Karım öldü. Çocuğum öksüz büyüdü. Saatin kırıldı. Evet ya. Yarın benim bütün saatçileri dolaşmam gerekecek. Şimdi öğle saat nerede? Eskiden bir saatçi Kozma vardı. Talat Paşa'nın hediyesi saati bir gün götürüp rehin bıraktım. Hiç unutmam, bugünün parasıyla... Saati kurtarabildin mi bari Dindar Bey? Ne gezer? İstanbul'dan bir uzaklaştık, döndüğümüzde Kozma ölmüştü zaten. Çocukları da ne var ne yok satıp yok olmuşlar. Bizim saatte o engameydi, gitti tabii. Hah! Boş gezenin boş kalfası. Bu evde boş gezenin boş kalfası olmayan var mı? Ben hayatına kumar oynamış adamım. Ama felek bizi tutmadı, bu da suç mu sanki? Asıl suçlular... Sizin bugün adlarını büyük adam diye andığınız kimselerdir. Onlar üzerine kumar oynayıp sonunda memleketi batırıyorlar. Ama ben boş gezinin boş kalfasıyım, onlar tarihin büyükleri. Biz Davut'la 50 yıllık arkadaşız. Yıllarımız memleket mücadelesinde geçti, öyle değil mi Davut? Sen bugünlerde Mürşide'yi kızdıracak ne yaptın? İki gecedir uyku girmiyor gözüne. Boyuna seni çekiştiriyor. Demin de Ayla ile kavga ediyordu. Bahane efendim. İçkiyi arttırmak için her gün yeni bahaneler arıyor. Onun hoşuna gitmeyen bir ben miyim bu evde? Boş laflar bunlar. Gel seni Mürşide ile evlendirelim. Burada gülmek sana düşer mi? Mürşide senin eserindir. Sen terbiye etsin onu. İftihar et kızınla. Eh artık vakti kerahat geldi. Aşık olduğumu sanmıştım. Tatlı sözlerine öyle çabuk kandım ki... ...bir an bile düşünmeden evden kaçtım. Bıkmıştım Yunus'tan. Bir otele yerleştik. Sonra her şey işkence haline almaya başladı.
Bir gün Naci yanında sarhoş, kendisi gibi sarhoş bir adamla çıka geldi. Arkadaşına beni göstererek öp dedi. Naci öptü öp diye diretiyor. İki ayın sonunda Naci'yi otel hayatına daha fazla dayanamayacağımı anladım. Naci tuvalete çıkar çıkmaz odadan kaçtım. Adamcağız da engel olmadı. Cebimde bir vapur parası vardı. Karşıya geçtim ve doğruca buraya. Bunları galiba anlattın mı? Hayır. Anlatsa mıydım? Anlatsam da anlamazdı ki. Merak da etmezdi herhalde. Geçmişi unutmaya çalış. Daha gençsin, güzelsin. Seni öpen başına koyar. Hiç üzülme. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Hadi gidelim. Aşçı ayrıldı, bütün iş bana kaldı. Bu kadar çok işle başa çıkamam ki. Ben Leman Hanım'la konuşurum. Yeni bir aşçı tutar, sen merak etme. Zeytinyağı nerede? Her zamanki yerinde. Ay yapmayın Dündar Bey. Merak etme, ben ötekilerden değilim. Ne güzellik Nesimeciğim, gel seni öpeyim. Bakıyorum iyisin, böyle ol, açıl saçıl, gül eğlen, yaşamak senin kızım. Yaşamak benden geçmiş efendim. Bu gece içeceğim, Galibe de içeceğim. Olmaz, Galip içemez. Bana dokunuyor. Hem bu akşam ilaç içmem lazım Valide Hanım ya. Nesime de içecek bu gece. Yeni projemi kafamda oluşturdum. Bu konuyu yemekten sonra konuşmamız lazım. Yok, ben içmem. Olmaz. Herkes içecek bu akşam. Ya. Galip hariç. Ben yeminliyim, içemem. Hadi Şerefe. Paşa dedem sağ olsaydı biriniz bile onunla yarış edemezdi. Siz sarhoş oluyorsunuz içince, ben olmuyorum. Değil mi anne? Hadi Nesimeciğim. Doldursanız Dündar. Yo, ben yeminliyim dedim. Yani tövbe mi ettin? Nedim'in şiiri ne güzeldir. Gül mevsiminde tövbe-i mevden benim gibi. Zannım budur ki sen de peşimansın ey gönül. Demek Nedim de var sende. Tek tük, bilirsin biz yalnız Namık Kemal'le Fikret'i ezberlerdik. Başka şair bilmezdi. Tuhaf değil mi? Kara Kemal 95'e doğruyu ezbere okurdu. Ne de yakışıyor ya. Kara Kemal'e şiir. Nesime Hanım'ın rakısı unutuldu baba. Tövbe etmişti. Orada kalmıştı. Tövbe. Ha? Ne tövbesi? Kim tövbe etmişti? Nesime Hanım tövbe etmiş. Bir daha yapmayacakmış. Sizin için yeminimi bozuyorum. Ha işte böyle. Sağlığına Nesimeciğim. Bravo, herkesin şerefine. Ay enişte ömrümüz vallahi. Öleceksiniz ilaçtan. Bu galibin boğazına gitmiyor. Burası değil, bunu verin ona biraz. Eniştem ilaçtan sarhoş oldu. Ay abla, mezarından kafanı kaldırdı. Gör eniştemin halini. Aa evet, Ahmet bir yatsın. Anne, ben de alt katta yatmak istiyorum. Artık bıktım. Melat! Kızım Melat, neredesin? Alt katta cinlerledir herhalde. Aşk, cinlerin hepsi burada ya. Ben evde içki içmekten bıktım.
Şimdi de meyhanede içmeyi merak ediyorum. Muammer'e kaç kere söylemişimdir. Beni meyhaneye götür. İnsan kendi teyzesinden çekilir mi? Sizden rica etsem, beni bir otele götürüp içki ısmarlar mısınız? Otele erkekle gidilir. Bul bir erkekle götürsün seni. Benim kapılarımı da mı dinlemeye başladın? Hayır han, dinlemişsin ki. Nesime'nin otelde sevgilisiyle kaldığını biliyor. Hayır han, ben dinlemedim. Sus! Kalk Nesime, sen pek iyi görünmüyorsun, hadi. Rakı yok mu? Olanların hepsini içtim. Yedekte de mi yok? Anneannem böyle tedbirsizlik yapmaz. Ama o Galip Bey, fark ederse babanıza ne söylerim? Yarın sabah bakkaldan alıp yerine koyarsın. Gece yarısı gelip içki içecek hali yok ya. Onun ne yapacağı belli olur. Damat bu ne hal? İyi geceler. İsteyecekler. Aman Dündar Bey, daha vakit erken nereye? Boş ver, biz bozmayalım keyfimizi. Olur canım. Damada çok yüz veriyorsun. Eğer bu gece kriz geçirirse sorarım ben sana. Geçmişi hatırladım. Neyi? Hani senin göğsünde bir şişlik olmuştu ya. Kanser sanmıştık. Ben de kansere karşı savaş açmaya karar vermiştim. Düşündüm taşındım, o projeyi tatbik etmeye karar verdim. Sen o gün bana neler söylediğini hatırlıyor musun? Ben öylesine perişanken nasıl benimle araştırma merkezleri, bilmem ne fonları üzerine konuşabildin ha? Delirdin miydi yoksa? Çektiğim acıyı bilemezsin. Ama dünyaya adını duyurma tutkusuna kapılmıştım o günler. Seni ölümsüzlüğe kavuşturmak istiyordum. Bütün insanlığı ilgilendiren bir başarı için dünyaya geldiğime inanıyorum karıcığım. Aa, bu akşam hepsini sen hazırladın. Gidip şunlara bir bakayım. Aç kızım. Aa, deli misiniz siz? Dur bakalım, hangi cin var içeride? Ah, nerede o şans? Sizden başka cin dolaşmıyor ki. Kız söyle bakayım, Dündar sana sataşıyor mu? Ha? Ay yapmayın. Hayır, sataşmıyor. O sizin gibi azgın değil. Yemin ederim bir... Öyle diyorsunuz ama her yana uçuyorsunuz. Hanımefendi anlayacak, düdük kopuyor, yapmayın. Azıttılar. Gidip meyhanede içmişler. Ne işleri var meyhanede bunların? Çocuklar dolaşsınlar, gezsinler, meyhaneye de gitsinler. Telaşlanacak ne var canım? Dünya içkili ve içkisiz devirler geçirmiştir. Şimdi içkili devirde yaşıyoruz. İnsan dinlene dinlene, içe içe çalışır. Nereden geldiğini biliyor Muammer.
Eğer mürşidenin sarhoşluğunu ima etmek istiyorsan o başka. Ama Şükrü Paşa meyhaneye gitmezdi, evde içerdi. Paşalık modası geçtiğine göre ne yapsın çocuk? Tüccar yapsaydınız Muammer'i. Allah göstermesin. Ya siyaset adamı? Aman şu siyaset lafını sen etme bari. Siyasete uğraştın da ne oldu sanki? Ben paşa babamın lakırısını ediyorsam... ...sen de Talat Paşa'yı, Cemal Paşa'yı, Enver Paşa'yı dilinden düşünmüyorsun. Bugün ikimiz de konuşup duruyoruz işte. Biz batmış bir devrin insanlarıyız. Bütün iş çocuklarımızın başka türlü yetişmelerine çalışmaktır. Ben çalıştım çalışacağım kadar. Bunca emek verdim ona. Kendini, nereden geldiğini bilsin, ona göre davransın yeter. O vakit yandı. Bana kalırsa ona nereden geldiğini değil, nereye gideceğini sormalı. Yarın tek başına ortada kalıverirse? Şükrü Paşa'nın torunu ortada kalmaz. Bu konak durdukça Şükrü Paşa'nın soyu da duracaktır, anladın mı? Konak ne vakte kadar duracak? Galip Bey arıyorum, burada mı? Evet, kim diyeyim? Yunus, benim eski hanımın dayısı olur. Nesime'nin yani. Büyük hanım! Melahar! Kızım kimmiş gelen? Ne istiyor? Galip Bey'i soruyor. Nesime'nin kocasıymış. Aa, eyvah! Sakın içeri sokma. Peki. Damat kalk, damat! Bu şey olmasın sakın, Nesime'nin kocası! Belalı birine benziyor. Ne? Yunus mu kapıya dayandı? Ne yapacağız şimdi? Hadi Galip, hadi gel konuş şununla, hadi! Sakın Nesime'nin burada olduğunu söyleme! Kızım sen çatıya saklan! Ne olur dayıcığım, atlatın şunu! Yakalarsa keser beni! Kimin kocasıydınız? Nesime'nin! Galip'e var ya, dayısı olur onun. Ha, bizim Nesime. Memnun oldum evladım, gel buyur. Buyur. Davut Beyciğim, siz işinize bakın canım. Madem girdiniz, böyle buyurun. Buyurun. Gelsene Galip. Otur evladım, otur. Hadi. Oo, dayıcığım öpeyim, hatırladın mı? Ben Yunus, Nesime'nin kocası. Otur. Bizim kara evden kaçtım. Mektup bırakmış, beni arama diyor. Tam 3 aydır arıyorum, hiçbir yerde yok. Sonra siz aklıma geldiniz, ara tara burayı buldum. Kime kaçtı? Ben ne bileyim, bilsem gelip size sorar mıyım? Siz büyüklerimden karımı bulun bana getirin diye bir ricada bulunmayacağım. Giden gitmiştir, geçmişe mazi, yenmişe kuzu, değil mi? Kızın hakkı vardı biliyor musunuz? Neden derseniz... Ben her daim evde değilim. Sonra içkim fazladır. Elim de vardır hani. Kızarsam okşarım. Hem bunun dahası da var. Öyle dans mansı bilmem yani ben. Ayaklarım da terler. Geceleri de gaz yaparım. Alem adamsınız üstadım, alem. İsminizi bağışlar mısınız? Yunus efendim, Yunus kaptan. Kaptan mı? Bir teknemiz var, geçinip gidiyoruz. Ben sizde iş olduğunu anlamıştım zaten. Benim de sizin gibi birine ihtiyacım olacak. Bir projem var. Argo gemisi. Altın posta arayacağız. Ne arayacağız? Canım şimdi sırası mı bunun? Adamcağız zaten karısını arıyor. Olsun hanım yenge. Hayatımız zaten aramakla geçiyor. Onu da ararız. Tamam. Bu konuyu kapatalım rica ederim. Şimdi ne yapalım, nerede bulalım kız? Sen onu söyle. Orasını artık siz büyüklerim bilirsiniz. Dayısını elbet haber uçuracaktır. Çağırırsınız gelirim. Ayrılmak için ne emrederseniz yaparım. Zira şurada kaç gün ömrümüz kaldı. Bekar yaşayamayız elbet, değil mi? Doğrusu dayı beyini çok severdi. Ben de severim. Nesim aradan çekildi diye ne saygımız azalır ne sevgimiz azalır. Ben sevdiğimi ölünceye kadar severim dayı bey. Durum çok ciddidir. Çok müteessir oldum. Bu konuda elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sağ ol dayı bey. Beni arkadaşlar bekliyor. Sünnet düğününe gideceğiz. Yarın da gemiyle Pire'ye gidiyoruz.
Bana müsaade. Nesime aldıklarımın birini bile geri istemem. Helal ettin. Eğer istemeyerek de olsa, kalbini kırdımsa beni affetsin. Kusuruma bakmasın. Tabii. Hadi damat, sen beyefendiyi geçir. Ne oldu Davut Bey? Adamın sözlerinden müteessir oldum galiba. Ondan değil. Bu adam bizim Argo gemisine kaptan olacak denizciymiş. Bir anda onunla beraber yaşayacağımız ortak alın yazımızı düşündüm de heyecanlandım. Ne yapacağız Galip? Siz daha iyi bilirsiniz. Nesime'nin korktuğu gibi değil, iyi adam. Boşanmaya da razı, boşarız olur biter. Adresini aldınız mı? Kadın dediğin kaçar. Ben 6 defa evlendim, 6 karım da kaçtı. Kaçmasalardı 6 defa evlenemezdim. Böylece sürekli evli kaldım. Gerçekte bütün kadınlar birbirine benzediği için onları değiştirmekle bir şey bozulmaz. O gelen kimmiş? Kocası mı yoksa sevgilisi mi? Ne fark eder efendim? Bakın üzdünüz kızcağızı. O da bunları yapmasaydı. Kocası yetmiyormuş gibi bir de sevgili buluyor. Onu da bırakıp kaçıyor. Bu projede sana da yer vereceğim. Göreceksin, yeni bir Şiliyeman olacağım. Çanakkale'ye geldiğinde elinde sadece bir masal vardı. Ama o bu masala inandı. İnandığı için de başardı. Gerçi benim elimde onun gibi tafsilatlı bir kitap yok. Ama Argo gemisi masalı üzerinde iyi düşündüm. Argo gemisini inşa ettireceğim. Argonatlarımın başında boğazlardan geçip altın posta ulaşacağım. Sen benim sağ kolum olacaksın. Galibi karıştırma bu işe. Sarası tutarsa görürsün. Hadi damat, sen kendi işine bak. Ben içkisiz yaşamaya tahammül edemiyorum. Dünya çekilmez, katlanılmaz geliyor bana. Başım ağrıyor, sinirlerim bozuluyor. Neden işkence çekeyim? Madem bu yükü içkisiz taşıyamıyorum, içerim daha iyi. Ey gidi gençlik, 70 yaşıma geldim. Yaşamayı bir gün bile yük gibi gördüğüm olmamıştır. İçmekse o benim gücüm değil, keyfimdir. Ne unutmak için ne de dayanmak için içerim. Senin ne eksik muhammeler, söyler misin bana? Yaşamanın kendisi saçma, anlıyor musun? Bizim bu dünyada neden bulunduğumuza dair hiçbir kandırıcı gerekçe gösterilemez. Sonsuz zaman içinde insan türünün çoğalıp gelişmesi üzerinde durmaya değmez bir oyundur. Madem öyle düşünüyordun, niye hukuk okudun? Okumasam da olurdu. Üniversiteye gitmekle gitmemek arasında bir ayrım yoktu. Gitmek ne de olsa bir aksiyondur. Bu bize geçici bir rahatlık verir. Sosyal idealleriniz yok sizin. 100 yıllık bir çürümenin sonucusunuz. Ülkeler nasıl batar? Yalnızca savaşlarda yenilerek değil, ruhça çökerek, yaşamaktan koparak batar. Vatanlar elden gider, uygarlıklar çöker. Lidyalılar, Etiler, Frigyalılar nerede bugün? Lidyalılarda, Etilerde, Frigyalılarda hepsi var bugün. Adetlerinden bir kısmını tutup bir kısmını bırakarak başka adlar altında başka diller konuşarak aramızda yaşıyorlar. Kimmiş onlar, sorabilir miyim? Bizleriz işte Dündarcan. Ya. Ya.
Fizikteki hiçbir şey kaybolmaz prensibini toplumlara da uygularım ben. Siyasi başarısızlıklar devletleri tehlikeye sokar Dündar'cığım. İnsanları değil. Öyleyse Enver Paşa Sarıkamış'ta kimseyi öldürmedi. Sen yalnız politikayı değil insanları da değersiz buluyorsun Davut. Böyle adamın torunu elbet Muammer gibi olur. Şunu da yanılıyorsun. Savaş demek politika demek değildir. Savaş insanların bir deliliğidir. Ben delilikten söz etmiyorum. Masalı gerçekleştirmek, düşünceyi maddeleştirmek, günlük yaşayışı tarih yapmak. İnsanı bekleyen büyük işler bunlardır işte. Sen küçük işlerde kaldın. Talihsizliğin budur senin Dündar'cığım. Büyük dediğin o işlerin şaşkını olmaktansa küçük işlerde talihsiz olmak daha iyidir bence. Başımıza ne geldiyse büyüklük ardında koşanlardan geldi. Büyük işler içinde, küçük işler içinde serçe parmağımı bile oynatma. Çünkü olayların gidişini değiştirecek bir güç verilmemiştir bize. Her şey olacağına var. İşte 20. yüzyılın diktatörlerini doğuran düşünce budur. Siz sadece bakmakla yetindikçe onlar da takarlar halkayı boynunuza. Şimdi bağırırım. Şişt, deli misin sen? Bağıracak ne var? Benim niyetim kötü değil ki. Neymiş senin niyetin? Hiç. Hiç olur mu? Ben biliyorum senin niyetini. Ama avcunu yala. Beni nikahlarsan razı olurum. Tabii, olur, nikahlarım. Hadi. Önce nikah kıy, ondan sonra razı olurum. Sen önce razı ol, hem ben sana hediye de alırım. Ne alırsın? Ne alırım? Ayakkabı alırım. Ver öyleyse parasını. Sen önce razı ol. Önce sen parayı ver. Ay Hızır, para canlısı ne olacak? Hadi hasis herif sen de. Şişt, biri geliyor. Çabuk çık. Burada kalamazsın. Hadi hanımefendi olabilir. Çabuk yürü. Ay Allah'ım. Hadi. Niçin yerde yatıyorsunuz? Beyaz, bembeyaz bir şey. Ayak. Buyurun suyunuzu getirin küçük. Kız bu senin cinlerden biri ama kim? Yok bu sefer ben de gördüm öyle bir şey değil. Havada uçuyordu. Nesim Hanım siz Mürşide Hanım'ı götürün ben de etrafa. Cinlerle burada tek başıma dünyada olmaz Dündar Bey. Cin peri falan değil o. Ama insan da değil. Daha beter korkarım ya. Gidilir bu anne. Ruh. Artık daha fazla soru sormayın bana. Eğer bir daha görürseniz bağırıp çağırmayın. Sessiz olun terbiyeli. Yabancı değil. Bunu bana daha önce söyleseydiniz ya hanımefendi. Ben bunca zamandır ruhlarla, perilerle, cinlerle aşağı... Haddini bil. Hadi herkes odasına. Geç ol. Davut Bey uyanmasın. Nerelerdesiniz kaçaklar? Merak ettik. Gece nerede kaldınız? Nasılsınız efendim? Sizlerle iyiyim, sizlerle. Neymiş o İstanbul'da ev aramalar? Koskoca Şükrü Paşa konağı. Kime dar geliyor ha? Bir yere ayrıldıkları yok. Merak etmeyin, tuttum getirdim ellerinden. Dur. Davut nerede? Kalkmadı mı hala? Çalışma odasında rahatsız edilmek istemiyor.
Bir kahve içerim artık. Oo, kimleri görüyorum. Feneri nerede söndürdünüz? Fener mi var ki söndürelim Dündar Bey? Döndük geldik işte. İyi ettiniz. Dün gece bir şamata vardı ki kaçırdın. Cinler, periler, hortlaklar. Melahat'ın odasında. Muammer nerede? Anneannesiyle konuşuyorlar. Durum ciddi demek. Bak, azalırsak bu ev çarçabuk çöker. Biz de altında kalırız. Çok olursak, neşeli olursak çatıyı yukarıda tutarız. Bizi kolumuzdan tuttukları gibi kolay atamazlar dışarı. Gerçekte hiçbiriniz bu konağın temelini bilmiyorsunuz ya, o da başka. Nereden çöker, neresi zayıflamıştır, ne zamandır sallantıda. Bunu bileniniz yok. Bir gün uykudayken başınıza yıkılıverirse hiç şaşmam. Benim umudum sensin. Babandan umudum yok. Ondan baba diye bahsetme. Mürşide teyzem gerçeği anlattı bana. Annem ondan doğurmamış beni. Başlatma Mürşide'nin sarhoş saçmalarından. Terbiyeli ol. O senin öz be öz babandır. Hadi. Dayı bey, sağ olasın. Sana zahmet verdim. Konağa uğrayacağım. Efendi babaya sözüm var. Altın arayacakmış ya, ben kaptan olacağım. Ne altını? Gemi yaptıracak ya, o iş. Demedim mi o gün? Ya ben en iyisi sizinle geleyim. Efendi babamla bu işi bir konuşalım. Tamam çocuklar, akşama kahvede görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Hadi. Taksi. Gel ya, taksiye ne lüzum var? Boşu boşuna para vermeyelim. Ayıp ettin dayı bey. Ben sizleri yürütür müyüm hiç? Lütfen geç. Geç lütfen. İyi. Hayır. Ah dayı bey. Davut Bey, sizle konuşmamız lazım. Tabii. Projeme ilgisiz kalmayacağını biliyordum. Tarihe geçeceğiz. İyi güzel de. Bu ev çöküyor Davut Bey. Kapımızda kul olan esnaf artık veresiye vermiyor. Bir çeki düzen vermek lazım bu ev. Merak etme. Girit'e mektup yazdım, avukata. Kalan 3-5 şeyi satıyorum. Orada satacak bir şey kaldı mı? Bir bağ... Bir bağ evi. İyi, seninle konuşmak istediğim iki şey var. İlki, bu evin büyüğü olarak ara sıra ağırlığını hissettir. Torunun gelin hanımın peşine düşmüş, ayrı ev tutma sevdasında. Ben para veremeyeceğimi ima ettim. İkinci olarak da büyük bir parti verelim. Bu konağın yaşadığını hem kendimize hem el aleme gösterelim. Duyuyor musun beni? Tabii. Öpeyim. Aa! Ne oldu gene? Ne arıyor bu burada? Boşanmadılar mı? Boşandık hanım yenge, sayenizde. Oho, kahraman denizci. Ben de seni düşünüyordum. Geç. Bu adamın ne işi var burada? Davut Bey'in projesi. Kaptan olacak ya. Sen de tuttun elinden, getirdin herifi buraya. Ben getirmedim, kendi geldi ya. Yarın nazari derslere başlamamız lazım. İlk etapta 5 sayfa istiyorum. Emredersin efendi baba. Yarın hepsi hazır olacaktır. Hepsini konağın kapısına dizeceğim. Başka? Tahsilli kişiler arasından seç. Tarihe meraklı olanlardan. Tamam. Kutlarım Nesime Hanım, boşanmışsınız. Ya, evet. Yalnız anlayamadığım bir durum, boşandınız. Bu sefer de adam kapağı konağa attı. Burada mı kalacak? Davut Bey onu dünyada bırakmaz. Dündar Bey aileye nasıl katılmışsa, ben de, o da katılacaktır, göreceksiniz. Ama o sadece
sadece Davut Bey'in gemisine kaptanlık yapacakmış. Gemi meselesi gene mi gündeme geldi? Kanser araştırmaları gene kaldı anlaşılan. Alem adam bu Davut. Alem adam. Efendim, izinlerinize ben gidiyorum. Yarın sabah Çakı gibi 5 sayfamla birlikte Davut Bey'imin emrindeyim. Güle güle kaptan. Kızım sen niye boşandın ki bu adamdan? Çok eğlenirdin. Neler? Ne yağı bu kızım? Çiçek yağı. Niye zeytinyağı değil? Ucuz olduğu için bakkal bunu verdi. Ne demek ucuz? Para veriyoruz biz, para. İstediğimizi alırız. Aylardır para vermediğimiz için vereseyi kapatacak mı? Ne? Öyle söylüyor. Delirmiş bunlar. Terbiyesizlere bak. De koya. Hı hı. Bakkala da söyle, başına yıkarım o dükkanını. Ölmedim ben daha. Anladın mı? Emredersin sanırım. Babam kriz geçiriyor. İyi. Davut'a haber ver. Geliyorum. Bu krizler son zamanlarda sıklaştı. Bir doktor çağıralım. Gerek yok. Hayır. Yok yok. Gerek yok. İyiyim. Boşu boşuna para vermeyelim. Senin de paradan başka düşündüğün yok be gari. İlaç şişeni getireyim mi enişte? Hadi artık rahat bırakın adamcağızı. Nefes alamıyor. Hastaya biraz saygı. Hadi bakayım. Hadi canım sen de kalk. Hadi canım. Muammer. Muammer. Sen kal oğlum. Otur. Biz aç kalarak ihtilal ederdik. Şimdi kızlı erkekli içki içerek baş kaldırıyorlar. Sen buna gerçekten inanıyor musun? İnanmaktan nefret ederim ben. Bunların hepsinin anlamı değişecek. Her şey yeniden kurulacak. O güne değin iteceğim bütün değerleri. Tekmeleyeceğim. Bizim anarşistlik dediğimiz değil mi bu Davut? Ha? Evet evet. Daima yeni projeler üretmeliyiz. Ah, bu saatten sonra bu saçmaları dinleyemem. Hepinize iyi geceler. Aa. Hadi kızım sen de kalk istersen. Hı-hı. Yorucu bir gündü. Bunlar sabaha kadar içerler. İçeriz. Ben de kalksam iyi olacağım. İyi geceler. İyi geceler. Sizin yüzünüzden laf hepimize geliyor. Lafa bak, sabaha kadar içerlermiş. Ben özel günler dışında ağzıma koymam. Ayla kızım sen burada yenisin. Leman Hanım'ın lafını yanlış anladım. Biz içmemeye karar versek en çok o üzülür. Onun tek derdi buranın neşesini kaybetmesidir. Yoksa kim katlanır bana, Şükrü'ye, Galibe? Yemene içmene bak sen. Nasıl olsa yıkılacak bu konak bir gün. Ona hiç şüphen olmasın. Yok yok yok. Gördünler içmeyeceğim. Yarın önemli bir gün. Argo gemisi hayata geçiyor. Sen bilirsin. Şu Yunus kaptan tam bu işin adamı. Şansa bak. Nesim evden kaçıyor bize geliyor. Onun sayesinde Yunus kaptanı buluyorum. Aslında bütün bunlar hep Galip'in sayesinde. Sırtımızda yük gibi görünür ama hep bize şans getirmiştir. Ah Galip ah. Ya şu adama bir bakayım. Öldü mü kaldı mı öyle bırakıp geldik. Üzülmeyin Davut Bey. O hepimizi gömer. Tabii tabii. Hasistir ama iyi adamdır. Thank you.
Neden kaldın bu kadar? Babam değil mi? Kalırım kalırım. Benimle böyle konuşma. Ne demek istiyorsun? Ne demek isteyeceğim? Bugüne kadar boş verdiğini gördüm hep. Bu evde kimse saymadığı gibi sen de saymıyordun onu. Yeni mi çıktı bu? Babam değil mi diye övünmenin anlamı var mı? Ne dedi? Bir vasiyeti falan mı var? Hayır. Canım, ne de olsa kayınpederim. Ne dediğini bilmeye benim de hakkım var. Neden beni yabancı gibi tutuyorsun? Yanında yalnız seni alıkoydu. Bir şeyler söylemiştir mutlaka. Karından mı saklayacaksın? Biraz daha ister misin? Getireyim mi? İyi olur. Argo gemisine benzer bir gemi inşa ettirici. Tabii bu işte kafayı çalıştırmak, hayal gücünü çalıştırmak lazım. Bununla Çanakkale'den, Marmara'dan, İstanbul Boğazı'ndan geçeceğiz ve bu geminin bu denizlerde nasıl bir rotayı izlemesi gerektiğini işte o zaman anlayacağız. Bunu öğrendik mi başarı yaklaşıyor demektir. Evet beyler, kadehlerimizi kaldırıyoruz. Efendi baba, şerefinize. Kahramanların şerefine. Şerefinize. Yolda bol bol şarap içeceğiz. Her şey masaldaki gibi geçecek. Sen hiç merak etme Davut Bey'imiz. İstersen Karadeniz'e değil okyanusa açılalım. Amerika'ya kadar gideriz vallahi. Bravo. Yaşa. Bizim işimiz Karadeniz'de çocuklar okyanusta değil. Dünyayı dolaştım. Böyle iyi bir adama rastlamadım. Efendi, kibar adam. Kafası da dolu ha. Bayılırım böyle adamlara. Şerefe. Davut Bey, gel gel. Gel. Geç şöyle. Ben size söyleyeyim mi? Bu masallar fasafiso. Bizim Davut Bey altın arayıcı. Siz bilmezsiniz. Amerika'da çok vardır böyle. Hat cehennemin dibine altın aramaya giderler. Bulur bulmaz o başka iş. Meraktır bu. Altın bulursak bize de verir mi? Ne yapacaksın be sen altını? O bulsun bizi yedirsin içirsin daha iyi. He? Yalan mı? Şimdi sıra bu iş için gerekli parayı bulmaya geldi. İlk işim denizcilerime bir örnek elbise yaptırmak olacak. Sonra geminin inşasına geçeceğiz. Rica ederim Davut Bey. Keşifler ardından koşmak bize düşmez. Biz asil bir aileyiz. Eğer bu adamların ihtiyaçları varsa onlara yardım ederim. Yesinler, içsinler, otursunlar. Hatta istersen onlara bir gemi tutalım. Nereye isterlerse gitsinler. Ama senin gitmen doğru olmaz. Bizi bir başımıza bırakamazsın. Peki ben adamlarımın yanında nasıl bir duruma düşüyorum şimdi? Bunu hesapladın mı? Bu kahraman denizcilerimi ben nereye gönderebilirim? Onlara karşı olduğu gibi tarih karşısında da suçlu duruma düşmez miyim? Üzülme sen. İşi bana bırak. Ben hallederim. Melahat. Melahat, buyurun yukarıdan efendim. Çantamı getir. Peki efendim. Ben bunu küpüyle içerim. Bugünlük bu kadar. Artık gidebilirsiniz. Davut Bey yolculuğun son hazırlıklarını yapmak üzere bir süre odasına kapanacaktır. Öğrendiklerinizi sakın unutmayın. Çağrılınca gelmek üzere hazırlıklı bulunun. Hadi. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Ne düşündüm biliyor musun? Arka bahçeyi yeniden ağır olarak düzenlemeliyiz. Çünkü yakında eski atlarımıza kavuşabiliriz. Unutma ki çok pahalıya satmıştık onları. O atların fiyatı şimdi büsbütün artmıştır. Yani satın almaya kalktığımızda belki de 10 katını ödeyeceğiz.
İşte o çok güç olmaz mı? Bir çaresi bulunur. İnşallah. Neyse, ben Galip'e bir bakayım. Sabahtan beri görünmedi ortalıkta. Bak Liman. Nesimi'yi bırakmayalım, bizde kalsın. Bir yere gittiği yok ki kızın. Ben Yunus Kaptan'a onları tekrar evlendireceğimi söyledim. O da çok sevindi, elimi öptü. Rica ederim Davut Bey, siz bu işlere karışmayın. Yine ne var gecenin bu saatinde? Maden suyu var mı? Var da. Burada ne arasın, dolapta. Git getir. Ben şimdi yatıyorum. Ben de yatayım senin yanına, ne olur. Seninle yatmam ben. Geçen sefer yakalanıyorduk az kalsın. Hayalet gibi kaçtın. Yarıda kaldı. Hani ayakkabı alacaktın? Alırım. Hadi yalancı sen de. Gitmezsen her şeyi anlatırım. Ruh geldi diye bağırırım. Şşt, sus Hızır. Davut Bey, misafirler. Kızım Neman Hanım'a haber ver, çabuk ol. Dediğimi yap Muammer, itiraz etmedik. Tamam, ben böyleyim. Peki, birazdan geliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Neman Hanım, konuklar geldi. Şunun boyasını sil de baştan boya. Ona boyatma. Kendin boyayamıyorsun. Kim boyayacak? Şükrü gelsin. Saçmalama kızım, o ne bilirmiş? Ben ona öğretirim. Hadi kızım, hadi. Buyurun şöyle geçin. Teşekkür ederim. Yaşlanamadım ben bir türlü. Çünkü yaşlılar arasında boş kadro bulamıyorum. Bütün gençler hemen yaşlanıp o kadroları dolduruyorlar. Ondan sonra da gelsin çoluk çocuğa nasıl? Hoş geldin Ömer. Oğlum biz de genç olduk. Ne biz de ya? Hükümete isyan benim ettik. Benim nasıl edeceklerim? Her şeyin bir sınırı var. Ararım, eli açık, uzun bunlar boyu gençlikte bırakmalar. Şey, Leman Hanım'ı göremedim. Nerede acaba? Kimi, Leman Hanım? Evet. Burada olacaktı, buralarda. Ama burada bakın. Merhaba. Almak yanlışlıktır. Hoş geldin. Yeni yaratılmaz, üretilir. Demek bütün iş bugün de süreni geçmişte arayıp bulmaktır. Senin dergi ne oldu? Abone sayısı 1000'i bulmadan çıkarma. Biraz sonra göreceksiniz. Buradaki bütün eşeklere abone yapacağım. Böyle yapacaksınız. Kafalarına vura vura okutacaksınız kendinize. Sevgili dostlar, nihayet birlikte olmak saadetine eriştiğimiz şu anda birkaç sözle duygularınıza tercüman olmayı vazife biliyorum. Efendim, hayat neşeli ve acıklı yanları olan dikenli bir yol. Bu yolda karşılaşılan engelleri yıkarak el ele kol kola yürümek, sinsi ve yıkıcı düşmanlara karşı birlik içinde gönüllerimizi ve gayretlerimizi birleştirerek mücadele etmek, bugün atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal toprakların gençlerimizden beklediği en büyük vazifedir. Benim gençlerden her şeyden önce aradığım fazilettir. Fazilet her işin başı. Onsuz başarıya ermenin imkanı yoktur. Müsaade ederseniz küçük bir hatırama atmak isterim. Çanakkale Savaşı'ndan geleceğim. Ben 1. Cihan Harbi'nde Çanakkale'de Anapartalar cephesindeydim. Düşmanla aramızda 200 metrelik bir mesafe vardı. Sağımızda bir sürüfet evladım. Bir emir elim vardı. Temiz bir Anadolu çocuğu. Sakin olun. Davut Bey, siz misafirlerle kalsanız iyi olur. Ne var sanki bu kadar dinleyecek? Gel bakayım sen. Gel. Thank you.
Sakin olun, sakin olun. Hadi canım, hep lüzumsuz zamanlarda sarası tutar. Çanakkale'den bahsediyordunuz. Emir Erim var demiştiniz. Hani yakışıklı bir Anadolu çocuğu olan. Başı kalabalık olmasın aslanın, sizinin. Biz Nesime Hanım'la gereğini yaparız. Peki. Teşekkürler. Bileklerini umarım. Keyfimize bakalım hadi. Nasıl oldu? Merak etme. Sakinleştiriyorlar. Hadi sen işine bak. Tamam. Kendiniz Çanakkale'de. Oo, biz cümbüşe geldik ya. Aa, siz de nereden çıktınız? Hürmetler. Şöyle geçin. Şöyle. Hadi. Hadi. Oo, demedim mi cümbüş ya. Öpeyim hanım yenge. Size Naci Bey'i takdim ederim. Bizim Nesime'nin kaçtığı delikanlı. Ya şaşılacak şey değil mi? Bugün geldi, beni buldu, oturduk, dertleştik. Unutamıyor Nesime'yi. Çocuk iki gözü iki çeşme ağlıyor. Yazık değil mi buna ya? Aktör Naci Kapkar, öpeyim. Şöyle otursaydınız. Haberim olsaydı bizim çocukları getirdim hanım yenge. Hafız Reşit vardır. Uli Cevdet vardır, hele Kazım'ın kemanına. Dayanılmaz be yenge be. Güzel bir şey olurdu doğrusu. Mamafi yine getirebilirim. Ama istemez öyle. Atladın mı şuradan bir arabaya, doğru Üsküdar. Yataklarından kaldırırım kerazaları. Abi derler bana ya. Söylediklerimi duyuyor musun? Oo, efendi baba. Gel. Vay be, efendi babam. Kaptan ne iyi ettin de geldin. Bugün seni düşünmüştüm. Geçen gün beni ağlattın biliyor musun? Hiç açmayın o bahsi efendi babam. Allah kimsenin başına vermesin böyle durumları. Başından geçmeyen bilmez. Burnumda titiyor vallahi. Hadi ben neyse de, şu garibin hali perişan. Yok canım, onun için söylemiyorum. Hadi bir arkada bir şey içelim de anlatayım. Oğlum. Ya, biz zaten dut olmuşuz. Ama zarar yok. Efendi babacığıma canım feda olsun benim. Afiyet olsun. Hadi içelim. Ya seni görünce argo gemisi aklıma geliyor. Ben her zaman emrindeyim efendi baba. Nesime'den boşandıksa dostluğumuz bozulacak diye. Tabii tabii. Ben sevdiğim adamı ölünceye kadar severim. Alt tarafı Karadeniz be. Gidelim anasını satayım. Bir dakika duracağım canım. Sizi rahatsız ettiğim için affınızı rica ederim hanımefendi. Nesime otel odasında yüzüstü bırakıp kaçtı beni. O benim her şeyim. İnanınız, o günden beri tiyatroya uğradığım yok. Kaptanı buldum sonunda. Oturduk, konuştuk. Acıdı bana. Öğleden beri Kalamış'ta içiyoruz. Ağlaştık, konuştuk, dertleştik. Sonunda şu karara vardık. Daha doğrusu ben ona dedim ki, Nesime sana dön. Yani şey için sormuştum, sağlığı yerinde mi diye. Şükrü nerede? Galip Bey'in yanında. Peki ya Nesime, o da yok. Galip Bey'i iyileştiriyorlar da. Anlaşıldı. Günlerden beri fırsat kolluyorlardı biliyorum. Ama ben kaçırmıyorum şimdi. Ben yutmam. Kimse karışamaz. Her istediğini yapabilirsin. Sevmek, sevişmek senin de hakkındır. Sana bu hakkını ilk önce ben hatırlatacağım. İstersen dışarıda buluşuruz. Rica ederim. Hastanın başında biraz tuhaf olmuyor mu? Bana karşı koyma. Seni istiyorum, anladın mı? Rica ederim lütfen. Hiç sırası değil. Açık söyle. Beni beğenmiyor musun? O başka. Konuşmanızdan, kafanızdan hoşlanıyorum. Ama şimdi olmaz. Hastamız var. Yapamam diyorum. Neden yapmayalım? Lütfen.
Hastamız var diyorum. Yapmayın lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum lütfen. Lütfen yapmayın. Yoksa bağıracağım. Zorla da olmaz ki. Zorla, zorla işte. Kimden korkuyorsun? Toplumdan mı? Ne yapıyorsunuz? Enesim Hanım biraz fenalık geçirdi de. Ne geçirdiğini biliyorum ben onun. Kapıyı biraz daha geç açsaydım görürdüm. Ayak öpmekte ne oluyor? Yeni mi çıktı bütün bunlar? Tamam. Yalvarırım, bağırmayın, bağırmayın. Niye bağırmayacakmışım? Siz ne sanıyorsunuz burayı? Burası Şükrü Paşa konağı, unuttunuz mu? Şükrü Paşa konağı! Niçin sinirleniyorsunuz Mürşide Hanım? Onun bir suçu yok ki bunda. Ben öpmek zorunda kaldım. Aslında seni kıskandı Nesime. Anlıyor musun? Beni? Kıskandı seni. Ben de yatıştırmak istedim. Demek beni kıskandı. Hı hı. Ah, sen de kıskandığı için. Ay, siz de gelin yardım edin. Neden yarıda bıraktın? Gece bekle beni. Odana gelirim. Söz mü? Söz. Gene şaşırıp başkasının odasına girmeye kalkma. Yani şimdi efendi baba, ben diyorum ki bu iş için deniz yollarına müracaat etsek diyorum. Hem boşuna masraf etmemiş oluruz, hem onların tarifeli seferleri var. Anlamıyorsun kaptan, masalı anlattım sana. Dinledim de şey aklım yatmadı. Ya koyunun postu altından olur mu? Homeros'un anlattıklarına da inanmamışlar. İnanın hanımefendi, Nesime'yi çok seviyorum. Kaçacağını ilk görüşümde anlamıştım. Yanlış. Lütfen. Nesime, Nesime. Lütfen. Bu var ya, bu seni çok seviyor. Unutamıyorum. Hadi sen odana git, kapını kilitle, hadi. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Biz mi? Seviyoruz be. Daha fazla burada kalamazsınız. Huzurumuzu bozmaya hakkınız yok. Gidin rica ederim. Hadi gidin kaptan, hadi. Efendi baba, valla ben bu fukara çocuğu acıdım, onun için geldim. Yoksa kimseyi rahatsız etmek istemem. Yürü bakalım kardeşim. Hadi gidiyoruz buradan. Hepinize saygılar. Güle güle. Bozmayalım ahengimizi rica ederim. Buyurun keyfinize bakın. Keyfimizi bozmayalım lütfen. Unutma, bekliyorum. Tamam. Demin de arz ettiğim gibi bendeniz. Bir dakika. Galip nasıl? Daha iyi, dinleniyor. İyi, dinlensin, dinlensin. İnmesin artık aşağı. Mürşide Hanım tatsız bir şey yaptı. Biz Nesime ile Galip Bey'in bileklerini ovarken birden içeri girdi. Vay, siz burada ne yapıyorsunuz? Öpüşüyor musunuz diye tutturdu. Nesime çok sıkıldı. Ben de doğrusu. Güç yatıştırdım Mürşide Hanım. Yapar öyle delilikler. Canım, siz de öpüşecektiniz. Bari kapıyı kollasaydınız. Ne var yine? Seni davet ediyorum. Rica ederim lütfen. Rahat bırakın beni. Seni davet ediyorum. Rahat bırakın beni diyorum. Benim odama gel. Davetliler gittikten sonra, anlıyor musun? Gel de gör kiminle yatıyormuşum. Çatla kıskançlığından. Çatlatacağım seni. İsterse karyolanın altına saklan. Razıyım. Ben sevişirken karyolu. Ne? Deli. Delisin sen. Defol bunu. Ha, bekliyorum. Defol. Defol. İşte olur mu canım? Ne yapayım ben? Ne yapsam? Olmaz, olmaz tabii. Düzeltmeyiz size. Dizginlerini çekerim ben onu. Boyuna rakı içiyor. Bu konakta düzeltilecek çok şey var. Bilhassa şu Mürşide teyze çok sinirime dokunuyor. Aman sana ne ondan? Delinin biri. Yüz vermezsin olur biter. Burnunu kır ki rahat edesin. Sadece o mu teyze? Nesime ne arıyor bu evde? Kayınpederin yeğeniymiş. Başı sıkışan kapağı bu konağa atıyor. Hepsi sığıntı. Paranın nereden gelip nereye gittiği belli değil. Bunu bir düzene sokmak lazım.
Nesimi'ye de iyi geceler dileyelim. Ha, ne? Aman bey, yürü Allah aşkına. Yarın öpersin. Kızı rahatsız etme. Neydi senin dün geceki halin? Bir çocuğumuz olursa sen yine böyle savruk mu davranacaksın? Allah göstermesin. Anneanneme bir hal olursa bizim durumumuz ne olacak? Konak ne olacak? Satılacak mı? Yoksa yıkılacak mı? Arsa, eşya filan nasıl paylaşılacak? Mürşide teyzeniz kiminle oturacaklar? Bilmem. Ne demek bilmem? Kocam değil misin? Cevap vermek zorundasın. Sonra bu ne kalabalık böyle? Bir sürü insan. Hiçbiri işe yaramaz. Hepsi yer, içer, otururlar. Bunları dağıtmak gerek. Anneannenle konuşacağım ben. Sen bilirsin. Çok geç kaldın. Aşağı in de rakı iç. Onu Naci azdırıyor. Naci ise kovmaktan başka çaremiz yok. Sizden rica ediyorum. Leman Hanım, kovun yine gelirse. Sevmiyor musun onu artık? Sevmiyorum. Sevmemiştim de gerçekten. Ne yaptığımı bilmiyordum ki. Şimdi aklım başıma geliyor. Sanki bir rüyadan uyanıyorum. Sizi sıkmıyorsam. Yok canım. İlk de olmuyorsam eğer beni bir süre daha koruyun. Lise bitirmelerine gireceğim. Sonra da bir iş bulur çalışırım. Sen bu evin kızısın. Ötekiler ne kadar yükse sen de o kadar yüksün. Düşünme bunları. Bir daha da bana bu konuyu açma olur mu? Şükrü yarın ben tezi yok sana öğretmenliğe başlasın. Yok hayır. Yormak istemem Şükrü Bey'i. Kendim çalışırım daha iyi. Her gün birkaç saat çalışsanız bütün dersler yetişir. Ay ay ay. Ne o damat, ayaklanmışsın. Nasılsın? İyi görünüyorsun ama istirahat etmen lazım. İyiyim, gayet iyiyim. Şöyle çıkıp biraz hava almak istedim. Krizlerin sıklaştı bugünlerde. Evden pek çıkmasan iyi olur. Merak etmeyin. Müsaadenizle. Ne hınzırsın sen. Ayla nerede? Hala yatakta mı yoksa? Buyurun büyük hanım. Hanımefendi. Peki efendim. Gene mi atıştınız? Para durumumuz nedir anneanne? Aa, niye sordun? Bilelim diye. Bilmek hakkımızdır sanırım. Artık siz yaşlandınız. Bu yükü tek başınıza taşıyamazsınız. Vazgeçin bu inattan. Bak bak bak. Adam olmuş da bana akıl öğretiyor. Ayol senin ağzın süt kokuyor daha. Ne anlarsın sen ev idaresinden? Avukatlık yapacağım dedin, yazanı açtım, batırdın. Ben sakin kimse işime karışamaz, anladın mı? Hem nereden çıktı bu birdenbire? Bugüne kadar değirmenin suyu nereden geliyor diye merak ettiğin yoktu. Rüya mı gördün, yoksa gelin hanım mı gönderdi seni? Yok, hayır. Ayla'nın hiçbir şeyden haberi yok. Efendim, günaydın. Pek günaydın denecek saat değil ama ancak kalkabildim. Üstünüze afiyet, akşam çok kaçırmışız. Davet çok keyifliydi Leman Hanım. Ara sıra böyle şeyler değişiklik oluyor, eğleniyoruz. Kızım, bana bir sade kahve. Oo. Peki efendim.
Anadolu Ajansı. Ankara'da yapılmakta olan Yollar Bölge Müdürlükleri toplantısı devam etmektedir. Normal bütçeyle ve Amerikan yardımı dahilinde yolumuza sağlanmış olan yol makineleri miktarca önemlidir. Marshall planı ile de 18,5 milyon dolarlık yol makinesi sağlanmış ve sağlanmaktadır. Hadi afiyet olsun. Biraz hava alacağım. Yol işleri bu bakımdan çok ilgi çekmektedir. Senin yerine Şükrü gitti. Sayıca ve kıymetli büyük ölçüde olan bu mükemmel... Şükrü gitti dedim. Geldiğinde, aylanın arkasında. Bari siz de gidin. Osmanlı İmparatorluğu da böyle battı. Kimse aylıkların köylüden alınan parayla ödendiğini bilmezdi. Devletin bir köşede parası var, oradan veriliyor zannederdi. Birinci Dünya Savaşı'na neden girdiğimizi Talat Paşa bilmiyor. Cemal Paşa bilmiyor, Enver Paşa bilmiyor. Peki kim biliyor, bilen yok. Yahu nereye? Herkes tatsız bu gece. Galip nerede? Bilmiyorum, odasına bir bakacağım. Ben yemeği odasına götürdüm küçük bey. Peki. Paşalardan bahsediyordum. Ya evet, tarihten ders almalıyız. Çocuklar kalktılar mı? Evet, kalktılar. Şükrü nerede kaldı? Kadehini hiç yarım bırakmazdı. Gidip bakalım mı? Yok efendim, değmez. Gelir, gelirsin. Nesime? Nesime? Sen miydin? Karanlıkta benzettim. Seviyor musun onu? Hayır. Daha başlangıçta mısınız yoksa sonunda mı? Ortalardayız. Çok sürecek mi? Beklenmeyecek kadar değil. Çok kalabalık bu ev. Ne arıyor Nesime bu evde? Dündar Bey ne arıyor? Ben ne arıyorum? Sen başkasın. Biz dostuz. Boğulacak gibi oluyorum kimi zaman. Bir sürü anormal arasında ben ne yapacağım? Muammer büsbütün kabuğuna çekildi. Hı? Onu açmak imkansız. Ötekileri de görüyoruz. Hepsi. Bir sen varsın konuşabileceğin insan. Sen de olmasan. Yalnız senin için yaşadım bu konakta oğlum. Hiç çatışmadım kimselerle. Benim için nasıl bir durum biçtilerse hep o durumun içinde kaldım. Ama olmadı, yapamadım. Tembellikten oğlum, tembellikten. Ölürken bedbaht olmak bedbahtlıkların en acısıymış. Kimseyle hesaplaşamam. Bilmen gerek bunları. Ne olur ölüm lafını ağzınıza almayın. Yarın doğru doktora gideceğiz. Sıkı bir muayene gerekiyor. Al bakalım. Toplum Şükrü yaşatmak, yedirmek, içirmek zorundaymış. O çalışırsa başka biri oturacak, onun kazandığı paraları yiyecekmiş. Uzağa gitmeyelim. Bu konak neyle dönüyormuş biliyor musun? Şükrü Paşa'nın çaldıklarıyla. O kadar çalmış ki Şükrü Paşa, ona artık hırsız denmez. Ne denir? Ne? Soylu denir. O yemiş, karıları yemiş, çocukları yemiş. Siz yiyorsunuz, biz yiyoruz, hala bitmiyor. Seni paşa babama benzetirdim ama hiç benzemiyorsun. Yılana benziyorsun sen. Mali durumunuz gerçekten kötü mü? Sana ne? Sen keyfine bak. Yemene içmene bak Dündar Bey. Nasıl olsa yıkılacak bu konak bir gün. Ona hiç şüphen olmasın. Hadi Davut Beyciğim. Yatsanız iyi olacak. Siz kalın Dündar Bey, çok hoşsunuz. Burada herkes surat ediyor, suratsız şeyler. Aman efendim teveccühünüz. Ne var ki biraz yorgun hissediyorum kendimi. Bağışlayın kulunuzu, iyi geceler. Ne kadar ince ruhlusunuz. Kim o? Benim, girebilir miyim?
Sizi yakaladım sonunda. Artık kaçamazsınız. Mutlaka konuşmalıyız. Gecenin bu saatinde hem de yatak odamda. Olmaz. Yarın konuşuruz. Çok önemli. Sonraya bırakamayız. Mutlaka konuşmamız lazım. Bana izdivaç mı teklif edeceksiniz? Kabul edeceğinizi bilsem bir an bile durmam. Bakın etrafta ne güzel kızlar var. Onlardan biriyle evlenseniz ya. Siz bu konağa gömülmeye mi geldiniz? Kendinize yazık ediyorsunuz. Çıkın buradan, sokağa atılın. Özgürlüğünüzü başkalarının özgürlüğüne sunun. Yaşama hakkınızı kullanın. Bu evdekilerin hepsi ölmüş insanlar. Onların içinde yeriniz olamaz sizin. Çünkü siz... Beni boşuna önemsiyorsunuz. Benim bu hayattan hiçbir beklediğim yok. Sonra gidecek bir yerim de yok. Bana bunları söylemeye mi geldiniz? Çocukça bir söz bu. Ben size ön ayak olurum. Sizi bekleyen olanakları bir bir gösteririm size. Karşı çıkmayın. Er geç anlayacaksınız beni. Sizi burada ölmeye bırakmayacağım. Nesime! Mürşide bu. Aç kapıyı. Mürşide bu. Ne yapacağız şimdi? Bulut gibidir Nesime. Şimdi. Bunun ucunu görmez. Ben burada saklanıyorum. Nesime kız aç kapıyı. Niye geç açtın? Kim var içeride? Kim mi var? Ne münasebet? Uyandırdınız beni. O gelin. Çok kötü öksürüyorsunuz. Şurup içmelisiniz. Nesime Hanım. Dayınız sizi odasında bekliyor. Hayrola? Herhalde bir şey konuşmak istiyor. İyi geceler. Peki. Seni hala 50 yıl önceki gibi seviyorum kocam. Bir şeye üzüleceksin diye ödüm kopuyor. Ne yaman erkeksin sen. Biz ikimiz durdukça panik olmaz bu evde. Yaşama terbiyesi almışız biz. Şimdikiler ya para canlısı ya korkak ya da kalpsiz. Rahatım kaçtı biraz. Bu konak yıkılacak günün birinde dedi. Dinsiz de ondan görebiliyor olacakları. Korktum bu akşam. İmanımı sarstı yalı kazı. Ben hemen Yunanistan'a bir mektup yazayım. Bakalım oralarda satılacak bir şeyler kalmış mı? İstersen seninle bir Akdeniz yolculuğu yaparız. Çoktandır üstüne Avrupa'dan bir şeyler almadın. Sonra istersen Monaco'da biraz oynarız. Sen yanımdayken nasıl da kaybederim ama. Canım kocacığım benim. Hemen gidip mektubu yazayım. Neden cevap vermiyorsun? Senin peygamber rolü oynamandan bıktım. Küçük görüyorsun beni. Kafandan geçenleri söylersen anlamam sanıyorsun. Öyle bir şey demedim. Hadi yat artık. İstediğin kadar dememiş ol, ben senin öyle düşündüğünü biliyorum. Susuyorsun, uysal, anlayışlı davranıyorsun. Böylece önemli bir adam olduğunu düşündürtmeye çalışıyorsun. Oysa senin susman bilmenden değil, bilmemenden geliyor, anlıyor musun? Yutturamazsın bana. Yeter artık. Sabah erken kalkmam lazım. Şükrü meselesinde de böylesin. Mürşide teyzem delinin biri. Onun sözlerini ne diye ciddiye alayım? Ya dedikleri doğruysa? Ya Şükrü ile aramızda gerçekten bir şeyler varsa? İşte bak peygamber derken bu hallerini kastediyordum. Sana her şey vız geliyor bu dünyada çünkü filozofsun sen. Bu tür şeylerle uğraşamıyorsun. Kuşkulanmamı mı istiyorsun? Hayır, teyzeni susturmanı istiyorum. Aslı olmasa bile onun bu tür imalarından rahatsız olmanı istiyorum. Sen harekete geçmek için Şükrü ile aramda bir şeyler olmasını mı bekliyorsun? Durum ciddi. İlaçlarına çok itina gösterin. Durumunda kötü bir değişme olursa hastaneye kaldırmak icap eder. Muammer araba çağır. Ben de İstanbul'a geçiyorum. Birlikte gideriz. Nereye? İşim var. Buyurun. Hı-hı. Çok aylaklık ettin. Biraz çalışman lazım. İyi oldu iyi. Beni... Ortaklığı alır mısın? Ne ortaklığı? Gelirsin çalışmaya başlarsın. İşte o kadar. Burada paranın hesabı olmaz. Bir yandan gelir bir yandan gider. Kiranın yarısını ben veririm. Öbür masraflara da ortak olurum. Yok canım lüzum yok. Ne kazanırsan alır götürürsün. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Buyurun oturun.
Bahsetmiştim ya Ufuk yeğenim. Öyle mi? Memnun oldum. Yeni ortağımı tanıtayım size. Muammer Bey, Şükrü Paşa'nın torunu. Demek kocanızdan boşanmak istiyorsunuz. Evet, ahlaksız herifin teki. Onunla oturacak değil ya, elini sallasa ellisi. İhmal ediyor beni. Böyle güzel bir kadını ihmal eden kocayı boşadık gitti. İlke edinmişimdir. İnanmadığım davayı almam. Biz değişmeyiz. Neysek oyuz. Sen niye eve kapandın? Kirlenmemek için değil mi? Numara sen çık. Üç numara dedim ya kocacığım. Geliyorum ben de. Üç numara neresi acaba? Şurası. Merhaba şekerim. Kocacığım soyunsana, tavla oynamaya gelmedin herhalde. Ama ben evliyim biliyor musunuz? Aa, benim evli müşterilerim çoktur. Temiz olduğumu bildikleri için hep bana gelirler. Dertlerini anlatırlar. Ben de teselli ederim onları. Ama karılarına da acırım. Sen neden ayrıldın? Yoksa bıktın mı karından? Arada bir değiştirmeli iyi olur. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Beni görse sever. Gönlüm iyidir benim. Öyle kapmaya kalkmam. Sağ salim yollarım yanlarına. Ama konuştun. Aa, ne var bunda? Hem konuşuruz hem de... Ne kötü bir koku sürmüşsün sen öyle. Ne aksi adamsın, çekeceğim var senden. Galiba baktın mı? Nasıl uyanmış mı? Yemeğini yedirdim ama iştah pek iyi değil. Son günlerde bir araya gelemiyoruz. Şuraya bak. Galip malum. Şükrü ile Nesime de alelacele yemeklerini yiyip kayboldular. Muammer bütün gün görünmedi. Ne dersin Leman Hanım? Yok canım. Şükrü ile Nesime ders çalışıyorlar. Nesime bir lise diplomam olursa kolay iş bulurum diyor. Şükrü de gönüllü olarak işe kalkıştı. İyi, aferin Nesime'ye. Çağa ayak uyduruyor desene. Ayla da Şükrü Paşa konağına gelin olacağım diye üniversiteyi yarım bırakıyor. Gelin hanım ortalarda görünmüyor. Muammer'le birlikte mi gitti? O da bir tuhaf. Odasından çıkmıyor. Geçen de bir çocuk yapın artık. Bu eski konak gençlerle yaşar dedim. Verdiği cevaba bak. Dünyada olmaz. Gözlerim sarkar. Sonra daha vakit var demez mi? Anlamıyorum ben bunları. Muammer de ilgisiz. Hanım, biz Muammer'i evlendirelim. Ayla ne olacak? İşte onunla evlendirelim. Bununla sonra uğraşırız, tamam mı? Güven bana. Bu konakta yalnızca... Burada ne yaptığınızı biliyorum. Birbirimizden saklamayalım. Lütfen Müşide Hanım, biz ders çalışıyoruz. Hepsi bu. Öyleyse anlaşalım. Bir gün ben ders alırım. Bir gün Nesime. Olur mu öyle şey? Aslında... İkimizin de ders almasına ihtiyaç yok ya. İkimiz de olgun insanlarız. Yine başladık değil mi? Ben hiç kıskanç değilim. Paşa dedem üç kadın almış. Üçüyle de iyi geçinmiş. Babam çapkın. Annem hiç kıskanmaz onu. Hem kadından kadına fark vardır. Dünya güzeli de olsan erkek kısmı bir kadınla yapamaz. Bak, bak. Ne yapıyorsunuz? İndirin bak, şunu. Bak, yeter. Bak, bak. Bir gören olacak. İndirin şu eteği lütfen. Ağlama güzelim. Biz kimsenin erkeğini elinden almayız. Sakin ol, sakin ol. Görüyorsunuz. Tamam. Bu evden gitmeliyiz.
Eğer dün gece bana söyledikleriniz doğruysa... beni gerçekten seviyorsanız eğer... birlikte bir hayat kurmalıyız. Güven bana. Buyurun, ne istemiştiniz? Leman Hanım'ın konağı değil mi? Evet. Kendisiyle görüşebilir miyim? Büyük teyzem olur kendileri. Tabii, buyurun. Ben bavulunuzu alayım. Buyurun, ben Leman Hanım'a haber vereyim. Buyurun, gelin benimle, hoş geldiniz. Buyurun, böyle geçin. Leman Hanım! Leman Hanım! Ne ay, var? Küçük yeğeniniz gelmiş. Rahatsız ettim. Ben ablanız Kübra Hanım'ın torunuyum efendim. Annem baban nasıllar? Hala İzmir'de misiniz? Ablalarını evlendiler mi? Ben beyefendinin odasını hazırlayayım mı hanımefendi? İyi olur. Önce bize bir çay yap. Yoksa kahve mi içersin? Zahmet ben miyim efendim? Ne demek zahmet canım? Sen bu aileden sayılırsın. Hadi kızım koşturma. Hemen efendim. Çayı unutma. Ah Kenan. Ne iyi ettin de geldin. Ne o kız? Biri mi geldi? Kimin o çanta? Akrabalarınızdan bir bey geldi. Kimmiş? Kalacak mı? Hı. Ah. Ortalık tepidir görünmüyor. Gelin hanım gene odada galiba Leman Hanım ha? Ömürsünüz vallahi. Yüzünüz öyle komik oluyor ki. Kenan Bey'in rakısı bitti. Ben almasam alışkın değilim. Çok şekersin. Ben sana içmesini öğreteceğim. Hem daha neler neler. En iyisi sen birkaç kadeh daha içip sızmaya bak. Ne dedi, ne dedi? Davut Beyciğim, yorgun görünüyorsunuz. Yatsanız iyi olacak. Hadi güzelim. Benden hoşlandın mı? Nasılım? İyisin. Ben de senin nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Günaydın. 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 Sabah sabah bu ne hal kızım? Bana bak Melahat, kaymakla bal da çıkar. Hadi siz oturun, ben Davut Bey'e bir bakayım. Galip'in kahvaltısını unutma. Peki. Ay ben de Kenan'a bir bakayım. O gitti. Herhalde acele bir işi vardı, sabah erkenden gitti. Gitti mi? Nereye peki? Kahvaltı etmeden mi? Bir şey demedi mi? Sahi gitti mi? Vallahi gitti. Sabah erkenden bir kapı sesi duydum. Telaşla kalktım, baktım ki küçük bey bavul elinde pür telaş gidiyor. Bahçe kapısını bile kapamadan gitti.
Ne oldu acaba? Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse efendim, biz kendi işimize bakalım. Davut Bey. Davut Bey, nerede kaldın? Bırak adamcağız istirahat etsin. Çabuk tutun da çocuk yapın. Şimdilik burada yatsın. Şimdilik ne demek? Çamlıca tepesine büyük bir mozole yaptıracağım. Hepimiz oraya gömüleceğiz. Mozole bitinceye kadar Galip'in burada yatmasına bir şey demem. Yuşa tepesine dikeceğim Fatih heykeli projesini şimdilik ertelemem gerekiyor. Önce mozoleyi yaptıracağım. Kızım, rakı da getir. Galip öyle isterdi. Ben Galip'in ilaç şişesinden içeceğim. Eksildik. Çocuk yapın. Bu yaşlı konak gençlerle yaşar ancak. Sen de evlen artık. Gelin getir, gelin. Bu benim ölüm ilanım. Bütün gazetelere yollarsın. Sırası mı şimdi bunun Davut? Kimi istedin? Leman Hanım'ın evi değil. Evet. Şükrü Paşa konağı diye bilinir. Siz kimsiniz? Ben icra memuruyum. Evi tahliye ve yeni sahibine teslim için geldim. Evin sahibi benim. Bildiğiniz gibi gayrimenkul borçlu tarafından işgal edilmekteyse 15 gün içinde borçluya ve işgal edene bir tahliye emri tebliğ olunur. Bu müddet içinde gayrimenkul tahliye edilmezse şagil zorla çıkartılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur. Doğrudur. Siz susun rica ederim. Kulaklarınız iyi işitmiyor. Neler olduğunu farkında değilsiniz. Bakın, benim sizde bir alışverişim yok. Ben konağımı emniyet sandığına ipotek ettim, o kadar. Ben avukat Nezih Yılmaz. Müsaade ederseniz durumu izah edeyim. Evet, konağın emniyet sandığına ipotekli olduğu doğrudur. Emniyet sandığı 3202 sayılı kanuna göre borç ödenmediği takdirde mehil verir ve müzayede yoluyla satışa gider. Bütün bu muameleler yerinde ve zamanında yapılmıştır. Borçlu Leman bu müddet içinde hiçbir... Konuşmanıza dikkat edin lütfen. Bana kimse Leman diye hitap edemez. Edemez elbet. Hanımefendi, bu bir hukuki üsluptur. Mahkemeye çağrıldığınızda da mübarek sizi... Hayır efendim. Ben mahkemeye hiç çağrılmadım. Ben Ferit Şükrü Paşa'nın kızıyım. Bu konak bana babamdan kalmıştır. Onu ister ipotek ederim, ister satarım. O benim bileceğim iştir. Haberim olmadan kimin ne haddine konağı başkasına satmak? Bir dakika. İsterseniz içeri buyurun da şu işi etraflıca bir görelim. Buyurun. Gel canım. Bütün tebligat sırasıyla yapılmıştır. Yeni ev sahibi icradan muhtıra yollamıştır. Bu muhtırayla 15 gün mehil verilmiştir. Buna da riayet edilmediği için icraen tahliye yoluna gidildi. Benim torunum da avukattır. Ben muhtıra falan almadım. İcra ve iflas kanununun 135. maddesi gereğince gayrimenkul borçlu tarafından tahliye olunmazsa... Boşuna konuşma. Benim hiçbirinden haberim yok. Takip kesinleşmiştir. Bu haseple sizi zorla evden çıkarmak zorundayız. Çıkmıyorum efendim, çıkmıyorum! Görevimizi güçleştirmeyin. Ah paşa dedi, mezarından başını kaldırdın, gör o halimi. Sakin olun, buyurun dışarıya. Eşyanızı da kapı önüne yiyeceğim. Dışarıda amallar bekliyor. Çıkmam efendim!
efendim. Zor kullanmak zorunda. Ordu gelse beni buradan çıkaramaz. Karakola git, bir iki memur daha git. Hamallara da söyle eşyaları. Yeni bir mehil verilemez mi? Yeni proje mi kutlayacaksın? Kutlarım ama benim elimden bir şey gelmez. Çaresi yok, çıkacağız. Ünder Bey, siz anneannemi alın. O çıkarsa ötekiler de arkasına giderler. Ben burada eşyanın başında kalacağım. Ben kanun manun dinlemem. Dinletiriz efendim. Hah. Uzatmak boşuna, çıkmamız lazım. Nerede kutlayacağız yeni projeyi? Kır kahvesine gidin, bekleyin beni. Anneciğim, yine geleceğiz değil mi? Geleceğiz kızım. Akşama geleceğiz, merak etme. Eşyanın başında kim duracak? Eşyaları ne yapacağız? Ben buradayım, merak etmeyin. Her şeyi halledeceğim. Ben teyzeme gidiyorum. Sonra gelip beni orada bulursun. Rezalet. Bir gören olsa ne derim? El alem evden attırıyor, bizim haberimiz yok. Hiçbir yere ayrılma, beni bekle. Bırak. İtiraz istemiyorum. Bu iş çok siz uzadı. Kahvesini. Hadi evi toplayın. Lütfen zorluk çıkartmayın. Kim bunlar? Zorluk çıkartmayın. Tutun şunları. Bırak. Bak şunları. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kimseye etmem şikayet. Eski bir şarkı, annem söylerdi. Nerede o eski şarkılar? Babamın da sesi vardı. İçerken bazı bazı söylerdi. Benim sesim yoktur. Benim ikinci karımın sesi çok güzeldi. Sen yalnız siyasetten anlarsın, başka bir şeyden anlamazsın. Davut Bey bana sen orkestra şefi gibisin derdi. Nedenmiş o biliyor musun? Herkese ancak söyleyeceği sözü söyletirmişim ben. Sahi ben olmasam nice olurdu sizin haliniz. Bunca yıl konaktan dışarı adım atmamıştım. Meğer dışarısı ne güzelmiş. Vallahi çok küçük. Bu gençler çok sulu gözlü. Yaşamayı kendilerine zehir etmek için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ne var şimdi ağlayacak? Yaşamak doludur benim Davud'um. Şimdi bile öyledir. Bu Davut var ya, bu Davut. Vallahi ahırlara götürürdü beni gündüzleri. Hizmetçilere, uşaklara rezil olurduk. Dayanamazdı adamcağız. Şimdiki bizim arka bahçe o zamanlar ahırdı. Ne güzel atlarımız vardı bizim. Sattık hepsini. Talat Paşa'nın namuslu olmaktan başka bir meziyeti yok muydu? Adamını yalnız para namusuyla ölçen devletin düşeceği durumu düşün. Konağa gelen memurlar benim Fatih Sultan Mehmet'in heykeli olduğumu anlayamadılar. Anlasalardı yerimden kıpırdatamazlardı beni. Olan olmuştur. Artık Şükrü Paşa konağı bizim değildir. Aa, bize sormadan mı? Ne güzeldi o şarkının devamı. Şimdi bulamıyorum. Dur bakayım. Titrerim hiç rim gibi. Baktıkça istikbalime titrerim. Biraz sonra gideceğiz. Kaç oda? 7. Yetmez ki bize. Yettiği kadar. Nerede peki? İki sokak aşağıda. Bizim apartmanımız öyle mi? Benim sağ bacağım uyuştu. Anne! Anne ne oldu? Yeni evde temizlik yapıyorum. Söyleyin ona. Bu evin hanımefendisi benim. Sizsiniz efendim. Ben olmasam haliniz harap. Galip de benden aldıklarını belirtti. 5 kuruş masraf ettirmedim ona. Hadi abi, kalkalım.
Kolunuza girsem otomobile kadar yürüyebilecek misiniz anneanne? Deneyelim hadi. Güzel yemekler yapmışlar. Melahat'a söyle onlara da taşısın. Akşam keyfimizi bozmayalım. Aa, aa.